Merhaba arkadaşlar. Üçüncü testimize devam ediyorum. X'i sormuş bize buradan. Öncelikle düzenleme yapalım. Buradaki A'yı dağıtalım. Burada da X'i dağıtalım. AX eksi A gelecek. Buradan da AX artı X eşittir 2AX eksi A artı 4 ifadesi geldi. Burada şimdi AX, iki tane AX var. Karşı taraftaki 2AX ile gider. Eksi A var. Burada da eksi A var. Gider geriye. Burada X, burada da 4 kalır. Direkt cevabımız 4 gelir. İkinci sorumuzda AB eksi AC'yi sormuş bize. Burada hatta şöyle A parantezini alıp B eksi C'yi bizden istiyor da diyebiliriz. Şimdi burada biz bu ifadeyi direkt ikisini de toplamış olsak B'ler gider, eksi C artı C'ler gider. Buradan 3A eşittir. Topladığımız zaman 33 ve A değerinde 11 buluruz. Şimdi A değerimiz 11 ise buraya yerine yazdığımızda biz B eksi C'yi de arıyoruz çünkü. A yerine 11 yazdığımızda ikinci denklemde 22 geldi. B eksi C eşittir 20 ve buradan da B eksi C'nin direkt 22'yi karşı tarafa aldığımızda eksi 2 olduğunu bulduk. Bizden ne istemişti? A çarpı yani 11 çarpı B eksi C eksi 2 istediği için de cevabımız eksi 22 geldi. Üçüncü sorumuzda bizden 2x artı 20y'yi istemiş. O zaman z'leri yok etmemiz lazım. Z'leri yok etmek için de burayı eksi 2 ile çarpıp taraf tarafı toplayalım. Eksi 2z'den z'ler gider. Eksi 4x var artı 5x daha x yapar. Eksi 2 ile eksi 3'ü çarptığımızda 6y, 4y daha 10y yaptı. Ve burası nedir? Eksi 12 artı 10 daha eksi 2 değeri gelecektir. Bizden 2x artı 20y istemiş. Yani bunun iki katını istediği için de cevabımız eksi 4 oldu. Dördüncü sorumuzda ABC'nin toplamını istemiş. Şimdi burada nasıl bir şey yapabiliriz? Şöyle yapsak mesela buradaki ifadede birinci ile ikinci denklemi toplasak. Topladığımız zaman buradan 3a artı 4b gelecek artı 5c eşittir 13 ifadesi gelecek. Şimdi buradaki ifade de tekrar altına yazalım. Eşittir 18. Bizden abc istemiş. Dikkat ederseniz hepsinin arasında bir fark var. Burayı eksiyle çarptığımızda ve topladığımızda eksi 3a artı 4a'dan a, burada eksi 4b artı 5b'den b, eksi 5c artı 6c'den c eşittir burada da 5 değeri gelecek. Eksi 13 artı 18'den dolayı. Direkt toplamımız o zaman 5 oldu. Şimdi sorumuzda. Şimdi bizden istediği değer bu. Bunu elde etmeye çalışalım. 2a değeri. Burada a olmadığına göre 2a verecek ifade burası ise burayı 2 ile çarptım. D'yi istemiş. Eksi 2d. Burada başka da d olmadığı için eksi 2 ile çarptığımızda da eksi 2d geldi. Şimdi bunun dışında diğerlerini kontrol edersek b'leri kontrol edelim. Mesela 2 ile b'yi kontrol edelim. 2b. Bize artı b lazım olduğu için burayı da eksi ile çarpıp bunları taraf tarafa toplayalım. Olan halini yeni halini yazalım. 2a artı 2b eşittir 14. Eksi b artı c eşittir eksi 5. Eksi 2c eksi 2d eşittir eksi 6. Şimdi taraf tarafa toplayabiliriz. Topladığımız zaman elimizde 2a gelir. Bunun dışında b'lere baktığımız zaman artı b gelecek. C'lere baktığımız zaman eksi c gelecek ve eksi 2d ifadesi gelecek ve bizden tam istediğini elde etmiş olduk. Buradaki ifadeleri topladığımızda 9 eksi 6 daha da 3 ifadesi gelir. Altıncı sorumuzda 2a, 2b ve 2c'yi toplamlarını sormuş bize. Şimdi şöyle yapsak birinci ve ikinciyi taraf tarafa topladığımız zaman burada hatta şöyle yapalım burasını eksiyle çarparak toplayalım. B bölü 3 ile V bölü 3 der gider eksi B bölü 3 olduğu için. Burası eksi olduğu için artı 3A bölü 2. A bölü 2'den dolayı 4A bölü 2 yani nedir? 2A değeri gelecek. Topladığımız zaman da burası 1 gelecek. Yani A değerimizi 1 bölü 2 olarak bulduk. A değerimizi yerine yazıp B'yi de bulabiliriz. Aynı şekilde B yerine yazıp C'yi de bulabiliriz. Şimdi A yerine yazdığında 1 bölü 2 bölü 2'den burası 1 bölü 4 geldi. Artı B bölü 3 eşittir 5. B bölü 3'ü tek başına bırakalım. 5 eksi 1 bölü 4. Buradan da nedir? 20, 19 bölü 4 ifadesi gelecektir. Hatta B'yi de tek başına bıraktığımız içler dışlar çarpımından B'nin 57 bölü 4 olduğunu bulduk. C'ye bakalım. B'yi de yerine yazdığımızda C artı B 57 bölü 4 bölü 3'ten dolayı da burası nedir? 57 bölü 12 gelecektir. Eşittir 8 ifadesi. Hatta burasını 3 ile direkt sadeleştirebiliriz. Burası 19'a nedir? 4 olacaktır. C eşittir 8 eksi 19 bölü 4. Buradan da C eşittir 32 eksi 19'dan da nedir? 13 bölü 4 değeri gelecek. Bize bunların hepsine iki katını sormuş. O zaman şöyle yapalım. Her birine şöyle yazalım. A değerimiz 1 bölü 2 hatta onu 2 bölü 4 yazalım. Paydası ortak olsun. B 57 bölü 4. C de 13 bölü 4.
Bunların 2 ile çarpmamız lazım. Topladığımız zaman burası nedir? 57, 60, 70. 72 bölü 4 değeri gelecek. Çarpı 2. 2 ile de sadeleştirdik. Buradan da 36 değeri geldi. 7. sorumuzda ifadesini vermiş. Şimdi buradaki ifade için düzenleme yapacak olursak. Mesela burada z kare ile yz'yi z parantezine aldığımızda z artı y gelecek. Burada da x parantezine alsak x parantezinde y artı z geldi. Y artı z'lerimiz tekrar ortak olduğu için tekrar ortak paranteze aldım. Geriye buradan z artı buradan da x kaldı. Şimdi bunları bulmaya çalışalım. Bu ifadede şöyle yapsak. İlk iki tanesini toplamış olsak x'lerimiz gider. 2y ile y'yi topladık. 3y eşittir 9'dan. Buradan y'nin değerini direkt 3 buluruz. Y 3 ise o zaman nedir? X değerimiz eksi 3 olmalı ki toplam 6 gelsin. X'i de bulduk. X'i yerine yazdığımızda ya da y'yi burada yerine yazdığımızda z'yi buluruz. Nedir? Z eksi y 3 olduğu için 6 eşittir 5'ten z'nin de 11 olduğunu bulduk. Yerine yazacak olursak nedir? Y artı z 3 artı 11 daha 14 yaptı. 11 ile x'i topluyorum. 11 ile eksi 3'ü topladığımızda da 8. Buradan da çarpımları 112 değeri gelir. 8. sorumuzda x alabileceği değerler toplamını sormuş. Burada x'i ortak paranteze alalım öncelikle. X parantezine burası y artı z eşittir 12 gelecektir. Şimdi bize tamamının toplamının 7 olduğunu söylemiş. O zaman 12'nin çarpanlarını yazdığımız zaman x de ne olabilir? X 3 olabilir, y artı z 4 olabilir. Ya da x 4 olabilir, y artı z 3 olabilir ki buradaki 3'ünün toplamında toplamları 7 gelsin. Mesela 6 ile 2 yazmış olsa toplamları 8 olurdu, olmaz. O yüzden de x alabileceği değerler ya 3 ya da 4'tür. Alabileceği değerler toplamı da 7 olur. 9. sorumuzda burada öncelikle payda eşit diyelim. Burasını x ile burasını y ile çarptığımız zaman x kare eksi y bölü xy eşittir 3 bölü 5 olacaktır. Burada aynı şekilde y ve x ile payda eşitledik. Burada y kare eksi x bölü xy eşittir 1 bölü 10. Şimdi burada 2 kesri oranladığımız zaman nedir? Buradakini aynen yazıyorum. X kare eksi y bölü xy. Alt taraftakini ters çevirip yazıyorum. Xy bölü y kare eksi x. Aynı şekilde diğer tarafı da 3 bölü 5 çarpı 1 bölü 10'u ters çevirip yazdım. Buradaki gördüğümüz gibi xy'ler zaten gider. Geriye kalanlar da x kare eksi y. Y kare eksi x eşittir. Burada sadeleştirmelerimizi yaptık. Buradan da nedir? Zaten direkt bulduğumuz cevap bizden istediğidir. Sonuç olarak da 6 gelir. Şimdi sorumuzda denklemin çözüm kümesini istemiş. Şimdi buradaki ifade 4 eksi x değil de şöyle yazalım. Eksi parantezinde x eksi 4 şeklinde yazalım. Ve buradaki ifadeyi karşı tarafa alalım. X eksi 4 çarpı x artı 3'ü aynen yazdım. Buradaki ifadeyi karşı tarafa aldığımızda artık artı olacaktır. X eksi 4 eşittir 0. Ve x eksi 4'ler ortak olduğu için ortak paranteze aldık. Buradan x artı 3, buradan da artı 1 geldi. Eşittir 0. X eksi 4 çarpı x artı 4 olduğuna göre o zaman nedir? Çözüm kümesi ya 4'tür ya da burasını 0 yapacak şekilde eksi 4'tür. O zaman cevabımız E şıkkı olur. 11. sorumuzda ifadesine göre x kaçtır demiş. Şimdi buradaki ifadede 1'i eksi 1 bölü x eksi artı olduğuna göre burada da direkt topladığımızda bunlar gidecektir. Ve burada da paydalar eşit olduğu için 13 bölü x artı y ifadesi gelecek. Burada toplam 13, bunlar sadeleşir. Buradan da x artı y'nin 1 olduğunu buluruz. Bunun dışında şimdi yerine yazdığımızda x artı y'yi 1 bulduysak buraya yazdığımızda 3 bölü 1'den 3 geldi. Eksi 1 bölü x eksi y eşittir 5 olacaktır. Şöyle yapalım, 5'i bu tarafa aldığımız zaman eksi 2 eşittir 1 bölü x eksi y. Hatta ters çevirip yazarsak x eksi y ifadesini eksi 1 bölü 2 buluruz. X artı y artı eşittir 1 vardı elimizde. O zaman yazalım x eksi y eşittir eksi 1 bölü 2. Bunları taraf tarafa toplayıp x'i bulmaya çalışalım. Çünkü artı y eksi y direkt zaten topladığımızda gidecek. Buradan 2x gelecek. 1 eksi 1 bölü 2 daha nedir? 1 bölü 2 olacak. Buradan da x değerimiz 1 bölü 4 gelir. 12. sorumuzda x y z reel sayıdır demiş. Buna göre çarpımlarını istemiş bizden. Şimdi şöyle bir incelediğimizde 2 tane x burada var. 1 tane x burada. 2 tane y, 1 tane y. 3 tane z burada var. Şimdi o zaman biz bunların hepsini taraf tarafa çarpalım. Yani şu şekilde x kare çarpı y, y kare çarpı z kare çarpı x çarpı z. Aynı şekilde diğer tarafa da çarpalım. 9 çarpı 6 çarpı 4 şeklinde. Buraya baktığımız zaman nedir? 3 tane x olduğu için x küp, y küp ve hatta z küp gelecek. Buraya da çarpanlarını ayırdığımız zaman nedir? Burası 3 çarpı 2, 6 da 3 çarpı 2, 4 de 2 çarpı 2 şeklinde yazarsak. Bunu tekrar şöyle yazalım.
3'ten 3 tane, 2'den de 3 tane var. Bunu hatta şöyle yapabiliriz. Ortak kuvveti alabiliriz. X, Y, Z'nin 3. kuvveti şeklinde yazdığımızda da aynı şey olacak. Burada nedir o zaman? 3 çarpı 2'nin 3. kuvveti. O zaman direkt X çarpı Y çarpı Z değerimiz 3 çarpı 2'den 6'ya eşit olacak. 13. sorumuzda denklem sistemini sağlayan X, Y ikilisi bir tanedir demiş. Buna göre A kaçtır? Şimdi şöyle incelediğimizde zaten şurada direkt tek bilinmeyen var. Eksi 3'ü karşı tarafa aldığımızda 4x eşittir 8. X değeri de 2 gelecek. X 2 ise zaten bu denklemden de y'nin 1 olduğunu bulduk. Burada bulduklarımızı yerine yazıyorum. X yerine 2 yazdım. Artı a çarpı y yerine 1 yazdık. Buradan da a artı 1. 2 ile dağıttık. Burada nedir? Zaten bir a var. Burada da a var. A'lar gitti. Eşittir 1 kaldı. 4a eşittir 3'ten. A değerimiz de 3 bölü 4 geldi.